Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Gençler, selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler. Beşamel soslu harika bir risotto yapacağız arkadaşlar. Canbaz. Kendimle gurur duyuyorum. Yine çok güzel bir yemek yaptım. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Gençler, selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler. Eisenhower hazır. Ben de hazırım. Eisenhower diyor ki, hadi artık kanki diyor. Yap bir güzellik diyor. Sabahtan beri diyor bıçak elimde bekliyorum diyor. Eisenhower'cığım, endişeye mal yok. Bugün çok güzel. Çok güzel bir ne yapacağız? Beşamel soslu harika bir risotto yapacağız arkadaşlar. Benim daha önceden sosladığım, nerede kullansam diye böyle ayırdığım yaklaşık bir 15 gündür falan böyle güzel sosunu falan da yaptım, marine ettim. Antrikotlarım vardı. O antrikotları böyle güzel çık 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 şekli şemali yağını falan ayırdım. Şimdi onları kullanacağım. Deli bir risotto olacak. Bir de bir 3-5 yemek önceydi galiba, patlıcan pörflemiştik burada. Kötü günde lazım olur demiştik, ayırmıştık onları. Patlıcanlı bir beşamel sos yapacağım. Onu yatak kullanacağız. Efendime söyleyeyim, normalde bir esoto yapacağız. Esotomizi o sosun üzerine yatıracağız. Çok güzel olacak. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüm. Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Onur Market'te dükkan sizin. Anlatılmaz lezzetlerde mutfak sizin. Hafta sonları Kanki Canbaz'da, Alemin Kırığı, Kral FM'de şarkılar sizin dedim. Eisenhower'la birlikte bıçağımı alarak bira bismillah diyorum. Bugünkü yemeğimizi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Safalar getirdiniz. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim öncelikle ne dedim? Öncelikle et sotemi yapacağım. Et sotemi yapabilmem için efendim neler var? Et sotemde neleri kullanacağım? Az önce de söylediğim gibi harika antrikotlarım var. Öyle böyle değil ama. Antrikotlarım var. Onları güzel böyle şekli şekli doğradım. Bu bir. İkincisi bir baş soğanım var. Onu babaannemin doğradığı gibi doğrayacağım. Bir tane kapya biberim var. Bir tane yeşil biberim var. Artı en önemlisi harika Yasemin Hanım'ın bu sene hazırladığı domates sosum var. Efendime söyleyeyim. Ve hem tereyağımı esotemde kullanacağım hem de sosumu da kullanacağım. Beşamel sosum içinde iki tane patlıcanım var. Çok güzel. 1,5 bardak sütüm var. Ondan sonra unum var. Dediğim gibi beşamel sosta kullanacağım tereyağım var. Ve kaşarım var. Bir de artı çok güzel ekstra baharatlarım var. Dedikten sonra hemen şimdi önce biberlerimle başlıyorum arkadaşlar. Biberlerimi doğrayarak bismillah diyorum. Başlıyorum babaannemin doğradığı gibi. Tahtanın üzerinde değil. Babaanneciğim böyle doğrardı. Ben de böyle doğrayacağım. Diri diri olacak. İşte et sote yapıyoruz. Kullanacağımız sebzelerin diri diri olmasını istiyorum. Sotenin içerisinde ben de buradayım. Evet buralardayım demesini istiyorum. Siz sevgili dostlarıma hatırlatıyorum. Böyle güzel güzel, evet güzel güzel bir janjanlı et sote yapacağız önce. Ondan sonra da sürprizimiz ne olacak? Sürprizimiz çok güzel bir beşamel soslu. Böyle yatağında patlıcan da olan çok güzel bir beşamel sos hazırlayıp güzel bir yemek yapacağız hep birlikte dostlar arkadaşlar. Biberlerim orada çık 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 yaparken ben ne yapayım? Babaannemin yaptığı gibi soğanlarımı bir doğrayayım arkadaşlar. Rahmetli böyle yapardı bak. Aynen Macaristan işi. Şöyle bir ikiye bölerdi önce. Ondan sonra şöyle yapardı. Ondan sonra bir de böyle yapardı. Ondan sonra böyle şuradan şöyle doğrardı abi gördüğünüz gibi. Macir işi. Sote yapıyoruz. Sotemizin farklı olmasını istiyoruz. Böyle yandan yandan. Ne yapacağız? Soğanlarımızın diri diri renk katmasını istiyoruz. Sotemize. Güzel olacak. Hışırtılar gelmeye başladı. Hep söylüyorum. Başlanmış iş bitmiş iştir. Şimdi aldık
aldık. Bir tur attırdık. Daha bakın henüz daha yağ kullanmadım. Farkındasınız değil mi? Yağ kullanmadım. Belirli bir aşamaya kadar yağ kullanmayacağım. Bu kapya biberlerin üzerindeki o zarın şu anda bir böyle bir yanmasını istiyorum. Bir yansın o zarlar. Artı salçamızı kattıktan sonra sotemize böyle yemeğimizin üstünden o zarlar kıvrılacak kıvrılacak. Onları da böyle toparlayacağım. Görmeyeceğiz onları Allah'ın izniyle. Dedikten sonra evet hışırtılar, cızırtılar eşliğinde kokular da yayılmaya başladı. Kanki cambaz ne yapıyor? Hemen alıyor bereket yağını. Çok az ama. Çok az. Ağırlıklı tereyağı kullanacağız. Bereket versin diyor. Bereket ayçiçek yağını şöyle ortaya gömdü. Cas. Cas 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 cas. Seviyorum bu sesi. Seviyorum bu sesi. Evet. Seviyorum bu sesi. Süper Ivanisa. Dedikten sonra şöyle kenarlara aldı. Ne yapacak? Soğanları yolcu edecek. Soğanları yolcu edecek oraya. Soğanlarımla biberlerimi ayrı ayrı yaptıktan sonra niye önce bunları kavurdum? Çünkü şayet önce eti kavursaydım o etin suyu, o etin karalığı bunlara geçecekti. Ama şimdi öyle olmayacak. Nasıl olacak? Şimdi bunlar bir dırıl dırıl oldu ya. Bunlar dırıl dırıl oldu. Efendime söyleyeyim. Şimdi ne gelecek abi? Şimdi etler gelecek bak. Hakan abi etler gelecek. Şimdi bu etleri hiç ellemeyeceğim. Böyle güzel güzel ama bir marine ettim. Bir marine ettim sormayın. Mükemmel oldu et var ya. Mükemmel oldu yani. Bu canım etler, bu güzelim etler. Böyle burada hışır hışır, fışır fışır. Biberlerle, domateslerle, dost, ahbap, arkadaş, aile bağlarını kurarken kanki cambaz ne yapacak? Ki hazır olması lazım. Hemen şu canım patlıcanları alacak. Şöyle bir önce üçe bölecek onları boydan. Ondan sonra yatıracak. Bir de buradan üçe bölecek. Bir de böyle üçe bölecek. Ondan sonra böyle küçük küçük doğrayacak onları. Küçük küçük. Çünkü hiç vakit kaybetmeden tıkı tıkı gitmemiz lazım. Vakit nakittir çünkü. Vakit nakittir. Ne kadar hızlı yaparsak o kadar tatlı, o kadar güzel olacak. Şimdi vakti zamanı geldi. Bu ne ister? Bu tereyağı ister. Tereyağı da devreye girsin. Usul usul, usul usul etlerimi, biberlerimi pişirmeye devam etsin. O da karışsın. Bu arada unutmayalım. Olmazsa olmaz. Hemen şimdi vakti zamanıdır. Bolca karabiber. Bolca, bolca, bolca karabiber abi. Bu sefer buraya böyle güzel tuzumu yolluyorum abi. Tamam. Birkaç yemekte çok tuz kullanmışız. Çok tuzlu olduğu için mutlu olmadık. Onun için artık tuzu bu kadar yeter diyoruz. Kendimizi ne yapıyoruz? Adapte ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, canlar, ciğerler, kuzular. Bakın. Gördüğünüz üzere tereyağı da devreye girince müthiş bir duygu seli oluştu burada. Adamın şiir okuyosu geliyor. O derece yani. Şimdi bunun altını biraz kısacağız. Evet, bunun altını biraz kısacağız. Bu fış 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 devam ederken şimdi devreye ne girecek? Bu canın baharat girecek bak. Bu canın baharat girecek. Bu baharat ne? Antep'ten Rıfat abi sağ olsun bize 40 baharat gönderdi. Yalnız süper kokuyor ya. 40 baharat gönderdi. Bundan şöyle içimizin el verdiği kadar 40 baharattan içine attık. Teşekkürler sevgili Fatih abicim. Eyvallah. Bu 40 baharat çok önemli. İçinde 40 tane baharat var. Güzel lezzet veriyor et yemeklerine. Tabii bunun aynısının tavuk versiyonu da var. Belirli aralıklarla onu da kullanıyoruz zaten. Efendim gördüğünüz üzere arzuladığımız ve düşündüğümüz şekle yavaş yavaş etlerimiz, soğanlarımız, biberlerimiz, baharatlarımız geldi gibi. Hele tereyağı başka bir boyut verdi buna.
Şimdi aşk, sevgi, muhabbet ama dedim ya, bunun böyle darmadağın olmasına, kafasına göre takılmasına izin vermeyecek kanki. Bu burada muhabbete devam ederken devreye ne girecek abi? Yasko'nun yaptığı bu güzel domates sosu girecek. Domates sosunu da yolladım. Evet, domates sosu da geldi. Şimdi biraz sonra duruma göre ve şekle şemale göre ne yapacak kanki? Suyunu ekleyecek bunun. Suyunu ekleyecek. Bu böyle kısık ateşte fış 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 pişecek. Pişecek, pişmesi lazım. Efendim dedim ya, önce biraz hışır hışır, Hakan çekti sağ olsun. Şimdi suyumuzla fışır fışır. Hadi bakalım. Şimdi fışır fışır. Şöyle güzelce ne yapacak? Esotemiz pişecek. Bu sefer pişecek. Ama nasıl? Çok ağır. Çok ağır. Yavaş yavaş böyle. Ahenkle ahenkle. Ahenkle ahenkle. Hatta şu olursa biz onu başlık başına bırakalım. Sonra diyelim ki Eisenhower'la birlikte sotemiz pişer pişmez, sotemiz hazır olur olmaz hemen beşamel sosumuzu yapmaya başlayacağız. Ama önce et sotemizin hazır olması lazım. Evet, et sotemiz hazır dedikten sonra beşamel sosu hazırlayacağız sıcak sıcak tabağımıza. Ondan sonra buradan kepçeyle sosumuzun üstüne et sotemizi yeme de yanında yat. Bilmem anlatabildim mi yani? Kanki canbaz. Efendim normal şartlarda et sotemiz oldu. Yani bana ekmeğini götür. Lakin biz ne dedik? Bugünkü et sotemizi beşamel soslu, patlıcanlı bir beşamel sos yapacağız. Onu yatak kullanacağız. Onun üstüne koyarak bir janjanlı aktivitasyon yapıyoruz. Et sote hazır Hakan abi. Yani gördün. Güzel güzel kendi suyunla, şekliyle, şemaliyle et sote hazır. Bunun şimdi birazcık böyle dinlenmesi lazım. O dinlenirken, evet o dinlenirken biz ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Hemen şöyle bir yer değiştirme operasyonu yapacağız. Şöyle bunu alacağım ben. Hop şuraya. O burada dinlenecek. Kafasına göre takılacak. Neyle başlıyoruz beşamel sosumuzu yapmaya? Olmazsa olmaz tereyağımız var. Hemen tereyağımızı yolluyoruz abi. Hadi bakalım. Bismillah. Tereyağımız yerini alsın. Oh. Tereyağı işin içine girdi. Tamam. Şimdi bu birazcık erisin. Şöyle bir salsın kendini. 2 yemek kaşığı unumuz var. Hemen unumuzu yolluyorum. Unumun kokusunun çıkmasını. Kokusunun çıktığını nereden anlıyorsunuz? Yani nereden anlıyorsunuz? Renginden anlıyorsunuz arkadaşlar. Unun kokusu çıktığında bunu yapmazsak, yani iyi kavurmazsak yaptığımız sosta böyle bir koku oluyor. O kokuyu gideriyoruz. Şimdi ne yaptık? Bakın şıkı 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 başladık hemen. Tereyağımızla unumuzu buluşturduk. Şekil şemal bu oldu. Hemen ne devreye giriyor? Süt devreye giriyor abi. 1,5 bardak süt. Böyle güzelce şimdi karıştırmaya devam. Hadi artık diyor, kaşarları yolla diyor. Tık, kaşarlar da geldi abi. Hadi bakalım. Kaşarlar da devreye girsin. Çok güzel. Kaşarlar da devreye girdi. Of 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 of. Sosa bak sosa. Şekil şemal hazır. Şimdi ne devreye giriyor? Şurada gördünüz. Patlıcanlar devreye giriyor. Patlıcanlar. Haydi koçlar. Uğurlar ola. Vatana millete. Hadi bakalım. Oh. Sizi de şöyle bir harmandalı yapalım. Sizler de orada bir buluşun sevdiklerinizle. Kaşarlar, patlıcanlar, oh, soslar, hepsi birbirine girdi. Hepsi karıştı. Beşamel sos, şos. Beşamel sos. Efendim, hazır ve nazır. Nereden anlıyorum? Artık yanları tutmaya başladı çünkü. Yanları tutmaya başladı. Beşamel sosumun, tenceremin yanları tutmaya başladıysa, evet ben artık hazırım diyor beşamel sosum. Gençler, bir yemeğin daha yavaş yavaş sonuna geldik. Et sotemizi daha önce pişirmiştik. Beşamel sosumuzu hazırladık. Şimdi tadıma geçebiliriz. Şimdi şu canım Zox, bana özel yapılan tabağıma şuradan şöyle bir
beşamel sosumu alıyorum. Şöyle. Biraz daha alıyorum. Şöyle. Sonra şöyle bir yayıyorum. Böyle Hakan abi. Böyle yaydım. Ondan sonra baksana abi et soteye bak ya. Vallahi billahi et soteye bak. Var ya canavar canavar. Ondan sonra üstüne. Hop. Hop üstüne. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Şimdi bakın. Bu aşamadan sonrası tamamen tercih meselesi. Niye? Şimdi mesela bunun üstüne şöyle koyayım. Şimdi mesela bunun üstüne bakın burada benim çok güzel sarımsak granülüm var. Mesela ondan alıp çok az şöyle ekleyebilirim. Bir. İkincisi bakın burada çok güzel harika dağ kekim var. Bundan hafif şöyle dağ kekimden ekleyebilirim. Acı almamamıza rağmen acı çıkabiliyor. Kendimi garantiye alacağım. O nedenle hiç tereddüt etmeden ne güzel böyle hafif bir sarımsak dokusu verdim granül sarımsakla. Bir de kekik koydum abi. Efendim beşamel sosum yatak böyle yaptım. Harika patlıcanlı. Üstünde güzel et sotem. Kanki Canbaz ne yapacağı belli olmaz. Bugün beşamel soslu harika bir et sote yaptık. Mükemmel oldu. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öpüyorum. Selam, saygı, sevgi, hürmet. Bir sonraki yemeğe davetlisiniz. Şayet yan taraftaki zili açar iseniz yeni yapacağımız yemekten yüklenen videomuzdan haberdar olabilirsiniz. Onu aktif hale getirin. Bu bir. İkincisi, ne yapıyoruz? Kanalımızı dostlarımıza, arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Beğeniyoruz. Artı yorum yapıyoruz. Değil mi? Saygılar, sevgiler, hürmetler bunun içinde. Var ya, yatılır yatılır. Yani yatılır. Süper. Onur Market'te dükkan sizin. Anlatılmaz lezzetlerde mutfak sizin. Hafta sonları Alemin Kralı, Kral Efendi şarkılar sizin. Hafta sonu görüşelim. Hafta içi Perşembe, Pazartesi. Her hafta iki tane video yüklüyoruz. Çok yakındaki belki de başlamıştır bile. Söyle Kazan yarışmamızın da videoları girmeye başladı. Orada da kazandırıyor Onur Market. Onur Market'te kampanyalar bitmiyor ve onurmarket.com adresinden tüm kampanyalardan ne oluyor, ne bitiyor, hangi üründe ne indirim var takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Beşamel soslu et sote yaptık. Brezhne Vişne Kakusu Pilis. Bir sonraki yemeğe bekleriz. Allah'a emanet. Kendimle gurur duyuyorum. Yine çok güzel bir yemek yaptım. Tavsiye ediyorum. Ben yaptıysam siz haydi haydi yaparsınız. Sağlıcakla.